arkadaşlar. Bugün maskeli balo diyeceğiz. Nereden geldi aklına derseniz, hakikaten bugün ne konuşayım diye gelirken sabah hiç böyle aklımda yoktu. Fakat birdenbire mış gibi yaşayan insanları gördüm. O kadar çok kişi var ki böyle, belki bizim de yaptığımız tabii böyle bu tip maskeler var takıp gezdiğimiz, fark ederek veya fark etmeyerek. Onun üzerine bir şöyle dünyayı düşündüm. İnsanların çoğu bir maskeli baloda gibi geziyor. Yani zaten esas maskemiz şu, nefs dediğimiz, ego dediğimiz bir maske var zaten. Benim kendimi bihin zannettiğim. Bunlara çok değiniyoruz ve bugünkü konum o da değil. Yani onu anlatmak daha değişik. Onun üzerine çıkıp da aslında o bihin zannettiğin maskenin sadece dünyasal bir maske olduğunu anlamak değişik bir boyut. Oraya geçiyoruz. Biz insan olarak yaşarken hangi maskeleri takıyoruz? İnsan olarak belirli bir huydayız, belirli bir kültürdeyiz, belirli bir maddi durumdayız. Yani seviyedeyiz, zenginiz veya fakiriz veya orta direğiz. Yani gerçi şu dönem herkes bir sarsıldı, zengini bile. Ha, zengin çok zengin oldu, o farklı bir boyut da, bazı çok zenginlerden bahsediyorum. Ama hakkıyla kazanan birçok kişi orta direk veyahut zengin diyebileceğimiz kişiler düştü. Onlardan da bahsetmiyorum. Bütün bu kişilerin etrafa baktığım zaman kim iyi, kim kötü, kim ne yapıyor? İnanın herkes bir maske takmış vaziyette. Dediğim gibi kimi bu maskeyi insanları kandırmak için takıyor. Yani olmadığı bir şekilde görünmeye çalışıyor. Bunların en başında gördüklerim, yani böyle sırayla anlatmaya çalışayım. Kendisini güç zannettiği şeyin o insan olmak değil de işte zengin, itibarlı, bu şekilde görünmeye çalışıyorlar. İtibarı da bu zannediyorlar. Hani şey gibi demişlerdi ya, bazı başımızdaki kişiler itibardan taviz olmaz. Onun için saraylarda görünmeliyiz. İnsanları müthiş bir zenginlikte gibi karşılayıp işte saraylara getirip halkının aç sefil olması gibi. Yani aslı özüne ki olmaması gerekirken kendini bir gör, halk kendi o maskesini veyahut kendisini kandıranların maskesini görse zaten o hale gelecek. Zengin de hale gelebilecek. En azından aç açık kalmayacak. İnsan gibi yaşayacak ama biz ne maskelileri fark ediyoruz ne kendi maskelerimizi fark edebiliyoruz. İşte bu itibarlı görünmek, kimi saray yaptırıp saraylarda geziyor, kimi de taktığı bir saat, öyle bir paralar veriyorlar ki. Geçen gün isim ve marka da vereyim, Prada çanta, bir baktım 45 bin lira falan çanta. Ya hakikaten bunu alanın, yani alnını karıştırırım. Yani iyi bir şey yaptığından değil. Ne yapıyorsun kardeşim? Bir çanta gibi. Ama bu onu neden alıyor? Kendisini değersiz gördüğü için aslında bu maskeyi takıyor. Yani bir çantayla, bir işte çok pahalı bir saatle, kocaman kocaman taşlarla gezen böyle o parmaklar kaldırmıyor. Bu şekildeki pırlantalarla. Oysa içimizde o kadar kıymetli biri var ki. O kadar kıymetli bir enerji var ki, veya her şeyi bir yana bırak, kendi bütün o özümüzü keşfetmesek bile insan olarak yaratıldığımız halde her birimiz kıymetliyiz. Çünkü her birimiz deneyimimizi yaşayan bir o güzel ruhuz. Sadece tekamül etmek, bilincimizi yükseltmek için çeşitli deneyimler yaşayan. Bütün bunları fark ettiğimizde eksikliklerimizi de olduğu gibi kabul edeceğiz, seveceğiz ve bunları kimseden saklamayacağız. Şahsen ben naçizane bunu yapmaya çalışıyorum. Doğru dürüst olmayan huylarımı mesela birçok konuda seminer veriyorum. O seminerlerde kendimin aslında bunlarla tam her zaman yansıtamadığımı ve bunun çok normal olduğunu da anlatan biriyim. Çünkü insanız. Herhangi bir, evet, farkındalığımız herkeste bir farklıdır. Fark edersin, bazıları hiç fark etmez. Veya fark ettiğin halde birçok kişi o seviyeleri geçmiştir, daha yüksek bir bilinçtedir. Çok normal, hepimiz için çok normal. Yeter ki bunları kendimizi o maskesiz halimizde görelim.
Ne dedik şimdi? İlk önce gelelim. Bir maske zaten takmışız. Nefs veya ego dediğimiz benim bihin olarak gezdiğim bir bihin maskesi zaten var. Ama bu insan olarak zaten olan bir durum. Dolayısıyla bizim o içimizdeki öze bu maskeyi çıkarıp oraya doğru gitmemiz çok güzel fakat çok zor ve çok derin bir konu. Ama onun haricinde insan olarak hepimizin artıları ve eksileri var. Kimimiz mesela maske üzerine maske takarak geziyoruz. Demin ne dedim? Bir itibar. İşte böyle çeşitli kendilerini mesela tanışıyorsun, profesör olmuş. Evet, belirli bir seminerdesin, yazar, profesör şu şu. Veyahut kitap yazmışındır, profesör şu şu. Veyahut bir okulda ders veriyorsundur, kapında yazar. Ama merhaba, sen kimsin? Ben profesör bilmem kim. Ya profesörü söylesen ne olur, söylemesen ne olur? Bunu seviyor. O almış olduğu o ünvan ona bir maske gibi onun içinde saklanmış. Belki de çok kötü, belki de sapık, belki de aciz biri var. Ama o maskeyle öyle bir kendisine yer ediniyor ki öyle gezmeye çalışıyor. Yani dediğim gibi bu profesörlüğünü sen sadece çocukları eğitirken veyahut kendi yazdığın kitaplarla insanlara yaptığın bu tip faydalı bilgileri paylaşmakla yapabilirsin. Bu da çok önemlidir. Kötü bir şey değil, gayet iyi. Ama bunu bir maske olarak insanlığının üzerinde kullanma. İşte bu şekilde dediğimiz ne? Markalar, yüzüktü, bilezikti, çantaydı gibi bunların arkasına saklanmış çok değişik kimlikler veyahut bu ünvanların arkasına saklanmış. Onun haricinde hanım hanımcık görüyorsun. O kadar kibar ki Allah'ım diyorum nasıl bu kadar kibar olabiliyorlar. Bilhassa kadınlarda da çok görüyorum. Evet efendim böyle mi efendim şöyle efendim falan filan. Bir keresinde böyle bir tanıdığım birinin ani bir içeriye girdim. Mutfakta elimdeki çay şeylerini götüreyim dedim. Annesine çok kötü bağırırken ve hiç ummadığım bir tonlamayla konuşurken hemen geri çıktım. Çünkü sanki çıplak gördüm gibi geldi. Maskesizdi o an. Ya inanamadım buna nasıl yani? Bu kadar lüzumsuz bir kibarlığın altında ne kadar dedim kalın bir maske takmış. Ve kim bilir ne zor öyle yaşamak. İçindeki o terbiyesizliğim yani bir anneye öyle davranılması mümkün değil. Bunu terbiyeyle bile sevgisiz diyebilirim. Benim için en önemli şey sevgisizlik. Yani hiç affedemediğim şey. Çünkü en çok bizi insan yapan ve bizi yükseltecek şey sevgi. Sevgi. Hatta koşulsuz sevgi. Keşke oraya kadar çıkabilsek ama bir anneni, evladını, çoluğunu, çocuğunu bile sahte seviyorsan öbür taraflar çok zor. Çok zor. Bu maskeyle gezen bir sürü kişi görüyorum. Veya çağdaş görünüyor. Çağdaş işte gayet öyle ben Atatürkçüyüm, şuyum, buyum. Abi bakıyorsun evde karısını ikinci sınıf muamele yapıyor. Ya sen çağdaş falan değilsin. Veya o çağdaşım diyor, emniyet şeridinden geçiyor. Hiçbir kurala uymuyor. Kılık kıyafetli olmaz. Bu da bir maske. Veyahut dindarım diyor. Bu da bir maske. Yani öğrenmemiş bile. Ha bunların bir sahteleri var. Yani bilerek yapıyor. Mesela halkı kandırmak için bu maskeyi takmış. Dindar görünüyor. Çünkü o kesimden oy almaya çalışıyor. Veya Atatürkçüyüm diyor. Çağdaşım diyor. O kesimden oy almaya çalışıyor. Ama özüne bir bakıyorsun. Abi dinle hiç ilgisi olmayan çeşitli şeyler yapıyorsun. Sen ne dindarı? Bir de bunu dindarım diye gezen ama yani hiçbir şey bilmeyen cahil kesim var. Onu din zannedip o şekilde gezen kesimler de var. Onlara da ne denir ne denmez bilemiyorum. Hani ben her zaman söylediğim şey var ya bizi mahveden bir sahtekarlar. İşte bunlar hep suni maskelerle gezenler. İki tamahkarlar bunlar da öyle. Mesela durup dururken karısının kafasını kapatıyor, bilmem ne yapıyor, bir dindar pozisyonda ne yapıyor, oradan iş alacak. Alma be, alma kardeşim.
Yani o işi yapma dahi sen neysen o şekilde yap. Kimle çalışırsan çalış. Herkesin fikri, inancı farklı olabilir. Zaten hepimiz ayrı ayrı boyutlardayız. Hepimizin aynı olması mümkün değil. Yeter ki birbirimize yardım edelim. Eğer ki belirli bir konuda aydınlanmışsak o ışığı etrafımıza vermeye çalışalım. Işığı alan alır, almayan almaz. O farklı bir şey. Kimseyi de küçük göremeyiz. O kendi merdivenlerinden yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bütün bunları maskeymiş gibi kullanan işte. Sadece çok güzel bir dizi var. Şu an benim hoşuma gidiyor. Söyleyeceğim hatta neydi? Kızılcık Şerbeti. Gerçekten izliyorum ve şu andaki Türkiye'nin durumunu çok iyi anlatıyor. Bir gerçekten o din maskesini takmış ama dinin özünün ne olduğunu bilmeyen, şekil şemalde kalmış ve bunalmış aileleri gösteren. Bir de onlarla iş yapabilmek, bunlar çok zengin bir kesim, onlarla iş yapabilmek için mış gibi dindar görünen işte o tamahkarlar grubu. Ve de esas o yukarıdan gelen, yukarıdan dediysem en yukarıdan bahsetmiyorum yani dünyayı idare edenler tarafından gelen sahtekarlar grubu. Ama beni en çok üzen kim biliyor musunuz? Aptallar grubu dediğim grup. Yani gerçekten hiçbir şey bilmeden sadece aidiyet hissiyle maske takıyorlar. O aidiyet hissiyle takılan maske kendini ispatlayamamış. Yani kendisini hissetmiyor, kendi içindeki gücü, kendisinin neysen nesin sen, profesör olman gerekmiyor. Yani hamal da olabilirsin, her şey olabilirsin ama bu kendini olduğun gibi bir sev. Kendini olduğun gibi kabul edersen inan herkes seni kabul edecek. Herkes seni olduğu gibi sevecek. Ama mış gibi yaşadığınız takdirde bunlar işte dikkat edin ya bir futbol takımıyla kendisini Fenerbahçe gol atıyor o da kendi atmış gibi seviniyor veyahut işte partiler hiçbir bana ne verecek ne edecek ne verecek derken de iki kuruş para veren veyahut suratına çay atanlar kahve atanlardan bahsetmiyorum sistemi nasıl değiştirip beni daha güçlü eğitimime sağlığımı her şeyi devlet tarafından yapılabilen güçlü bir ülkede yaşayacağım. Bunun için ne projeleri var demeden sadece aidiyet hissiyle işte oy veren bu da bir maske. Yani parti maskesi takıyor, futbol takımı maskesi takıyor, millet olarak takıyor. Yani aşırı bir milliyetçi. Ya hepimiz ülkemizi severiz. Sevmek zor, zaten sevmek zorundayız ama onu bırak hepimiz canı gönülden seviyoruz. O bambaşka bir şey. Bir düşman gelecek olsa karşıya çıkarız ama bunu büyük böyle Allah hiçbir şey demeyecek var ya milliyetçiler bunların çoğunda da neyi görüyorum biliyor musunuz? Sanki mafyalar milliyetçi olarak geziyor yani tabancalar bilmem neler böyle şey kabadayı ulus millet bu değil. Yani gerçekten bu değil. Bunlara bir şey bak. Din maskesini zaten anlattık. Yani bunu ya sahtekar olarak takıyor. Bunları dediğim gibi bir bunlardan para kazanan. Yani partiden de para kazanıyor. Futboldan da para kazanıyor. Yani fanatizmden her neysen ne. Dinden de para kazanıyor. Çağdaşım diye geziyor ama hiç eve bakıyorsun karısına bilmem ikinci sınıf muamele bir çağdaşı olan biri bunu yapmaz. Bakın Atatürk biliyorsunuz ben çok severim Atatürk bambaşka. Yani ne diyeyim ona yani o kadar değişik bir enerji ki o burayı düzeltmeye gelmiş bir görevli enerji. O enerji kanalından gelmiş ve bazılarımız da o kanalla birlikte çalışıyoruz zaten. Neyse orayı geçelim oralara çok girmeyelim. İçki içmeyi seviyor. Ve de bir gün böyle alt katlarda bir yerde elinde rakı bardağı içkiyi içerken biri perdeyi çekiyor. Ne oldu ya diyor manzara mı da kapıyorsun? Efendim diyor dışarısı çok kalabalık. Hani sizi içki içerken görmesinler. Hayır diyor. Aç görsünler. Ben neysem o. Ben içki içiyorum. İçkiyi seviyorum. Eğer diyor kapalı kapılar ardındakinden korkun. Onun ne yaptığı belli değildir. Benim ne yapıp ne yapmadığım görülsün. Burada gizli saklı bir şey yok. Kimseyi kandırmayalım diyor. O zaman sizi kandıran, perdeyi kapatıp içeride neler yapanların hiçbir zaman
niyetlerini anlayamazsınız. Art niyetleriyle gezersiniz diyor. Ya büyük adam işte. Yani gerçekten bu. Benim bahsetmek istediğim olay da bu. Bir de şeyler var. Fakir, yani dilenci şeklinde duygusal tacizler yapanlar size. Yani duygusal vampirler diyorum buna. Olmadık şeyleri öyle bir maske takıyor ki, ya çalışmamak için veyahut daha çok para kazanmak için o duygusallıkla sizden sizin şeylerinizi kullanmaya çalışıyor. Yani iki kuruş paranız varsa onu almaya, onu acımanıza. Bunlar da maske. Maskeli balodaki değişik değişik kişiler. Yani bütün buralardan da çıkabilmemiz o kadar önemli ki. Şuraya birkaç tane maske yazayım dedim ama hakikaten o kadar zor ki. Çünkü maskenin içinde maske, maskenin içinde maske. Hepsinden soyunmak. Çırılçıplak diye bir kitabım vardı. Dur bakayım, gene baktım. Keşke onu sonradan burada konuşurken aklıma geliyor. Bende de böyle bir huy var işte, her şey, hiçbir şeyi düşünmeden yaptığım için son saniye aklıma gelmiyor. Halbuki onunla ilgili bir şey getirip gösterebilirim. Çırılçıplak kitabım bunu anlatır. Maskesiz yaşayan bir kadının hayatıdır aslında. Enteresan. Şu an onu bulabileceğinizi zannetmiyorum. Yeniden basıldı mı basılmadı mı? Çünkü birçok şeyi yeni kitaplar olunca, eskiler hele şimdi kağıt da pahalı. Bunları bihnedige.net'te hepsini koydu benim bu işle ilgili sevgili arkadaşlarım. Oradan 5 kuruş para ödemeden okuyabiliyorsunuz. Yani ilginizi çekerse girip okuyabilirsiniz. Maske, işte bu maskelerin dışında insanın özünü görebilmek o kadar önemli ki. Bütün bunları çıkarıp insanların özünü görmek. Ve böyle şeyler de var. Mesela sivil toplum örgütünde çalışıyor. Kendisini çok yardımsever gösteriyor. Belki kendi de öyle zannediyor. Halbuki onun bambaşka bir ihtiyacı var. Öyle görünmeye ihtiyacı var. Oradaki sosyalleşmeye ihtiyacı var. Nereden anlıyorum? Bir bakıyorum evinde kendisine yardımcı olan kişiye, davranışlarına, ona hakkını tam vermemesine baktığım zaman, ya sen gidip de bambaşka bir yerde yardım etmeye çalışırken en yakınındakilere yapıyor musun? Herhangi bir şey paylaşıyor musun? Bu samimiyeti o zaman bir diyorsun ki bu da bir maske. İnsanlarda dediğim gibi. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Siz de ilk önce kendinizdeki maskelere bir bakın. Ben çok bakarım buna. Yamış gibi mi yaşıyorum acaba? Yani olmadığım bir şekilde görünüyor muyum? Ya birçok yerde koşturuyorum, şey yapıyorum, çalışmaya çalışıyorum, bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca da yaptım. Ama ben şunu biliyorum ki o maskeyi takmıyorum. Ben genelde tembel biriyim. Yani çok fazla da böyle detaya giremem. O şeyler ince ince teferruatlar beni yorar. O tip olayları delege etmeyi severim. O zaman da bir bakıyorsun ki tamam, delege edebilen, yöneten birine de ihtiyaç var. Ama bunu bariz söylerim de, yani ben bu tip olaylarda yaratılış olarak çok şey değilim. Bu benim bu maskeyi takamıyorum ben çok çalışkanım diye. Çünkü değilim, biliyorum. Yani evet, hiç sene kaybetmeden mesela ortaokul, lise, üniversite hepsini bitirdim. Şey kaybım, dönem kaybım bile yok. Ama hiçbir zaman çok çalışkan olmadım. Çünkü çok çalışamadım. İşte çalışkan olmadığım için. Hep böyle geçecek kadar bir şey, son bir ayda çalışıp öyle geçmişimdir. Maalesef tembelim. İtiraf da ediyorum. O maskeyi takıp gezmiyorum. Çünkü taktığımız maskeler, dediğim gibi önce kendinize bir bakın. Hangi maskeleri takıyorsunuz? Biz ne kadar soyunursak, hatta giyinmeyi soyunun diye bir program yapmıştım böyle, ben giyinmeyi soyunun. Çünkü bunları giyiyoruz üstümüze, bu maskeleri. Soyunduğun zaman en sonunda her şeyi çıkardığın zaman ortada ne kalacak biliyor musun? O özün, o ulaşmaya çalıştığımız öz.
İşte o kadar güzel bir şey ki. Bunun için tüm maskelerimizi fark edelim. Belki ilk önce bunu itiraf edemeyiz, başkalarına söyleyemeyiz ama ilk önce bakalım. Bir de etrafımızdaki maskelilere bakalım. Yani onlara kanmayalım. Allah korusun, yani mecburi maske takanlar da var. Çünkü adam sapık. Biz bunu yaşadık bir yerde. Biz derken yazlıkta bir yerde inanılmaz itibarlı biri. Yani herkesin de çok sevdiği biri. İyi bir iş adamı. Eğitim sektöründen gelen. Fakat bir müddet sonra ortaya çıktı ki küçücük kız çocuklarını taciz ediyor. İnanamadık. Öyle bir maskeyle geziyor ki, ha bu maske mecburi takılacak bir maske, içinde bir sapık var. O sapığın nasıl sapık olduğu, nelerle kendisini o hale getirdiğini girmeyeceğim. Bunu çünkü çok konuştuk. Bizim bedenimiz, fizik beden öyle bir halde ki hormonlarla şunlarla bir şeye kafayı çok takarsan, devamlı porno seyredersen, şunu yaparsan, bunu yaparsan büyük bir ihtimal bir müddet sonra istesen de hani belki iraden kuvvetlidir yapmazsın ama içinde bu tip duygular olabilir. Onun için ne yaptığımızdan veya ne yapmamamız gerektiğine de bir dikkat etmemiz gerekiyor. Veyahut gene mecburen takılmış maskelerden bahsedeceğim. Şahit olduğum çok kişi var. Bu yaşa geldiğin zaman bunların hepsini yaşayarak görüyorsun. Biliyorsunuz yani homoseksüeller var. Bunların çoğu direkt homoseksüelse zaten olduğu gibi geziyor. Yani belli. Ve öyle de gezmesi lazım. Çünkü bu bir teknik arıza. Doğarken olmuş bir şey. Teknik arıza da demeyeyim. Yani Allah böyle yaratmış. Hakikaten var ve çok enteresan bir şey öğrendim bugün. Bu olay genetikmiş yani. Onun için lezbiyenler değil. Yani kadınlarda olan değil de erkekte olan olaylar genetikmiş. Eğer böyle biri ise de çocuk yapmamaya dikkat etmeli. Çocuk nasıl yapacak böyle biri demeyin. Homoseksüel olarak değil ama maalesef yakın tarihte çok büyük bir markanın CEO'sunu da gördük. Ben gözlerimle gördüm. Yani videosu çekilmiş erkek erkeğe. Bir erkek maskesiyle geziyor ama içinde başka bir şey de var maalesef. Bu tip iş hayatından asla kimsenin bilmediği ve bunu yaşayan birçok kişiyi öğrendim. Yani bizzat şahit olarak derken, işlem yapılırken değil yani, öğrendim. Kendi konuşmalarından öğrendim. Bunlardan enteresan bir şey de öyle, bu maskeler tabii o kişiye de zor. Ne olduğunu açıklayamıyor. Çünkü açıklarsa çok enteresan bir duruma girecek. Ailesine, en başta ailesine açıklayamıyor. Aile çok üzülecek. Onun haricinde kendisine bile belki itiraf edemediği durumlar var. Çok meşhur kişiler var, bunlardan biliyorsunuzdur belki. Ben bir şahit olduğum bir olayı anlatayım. Bir keresinde böyle bir şöyle söyleyeyim, ben duygularını çok belli eden biri değilim. İsteyerek yapmıyorum bunu. Hiç isteyerek yapmıyorum. Fark etmeden belirli bir olayda o olayı çözünceye kadar çok soğukkanlı olurum. Herhangi bir ağlama, sızlama bende çok görülmez. Keşke ağlayabilsem. Yani yoktur. İşte annemin vefat ettiğinde de böyle olmuştu. Gayet sakin her şeyi yaptıktan sonra nasıl kendimi sıktıysam öyle bir şeye girdim ki fizik tedaviyle bile zor açıyorlar. Yani arabayı zor kullanıyorum. O sırada gittiğim bir fizik tedavi polikliniğinde yanımda da yatıyor. Ona da bana da aynı anda çeşitli şeyler yapılıyor. Orada bir kadıncağız çok mutsuz, işte neler yaşadıkları falan filan derken dedi ki, ben dedi eşimi dedi boşandık. Ve dedi biriyle, kendi gözlerimle gördüm, evde yakaladım. Benim olmadığımı zannettiği bir zaman eve gelmiş. Dedim olabilir, boş ver, unut. Çünkü vücuduna yapacaksın bilmem ne. Ben bir kadınla beraber zannettim. Dedi ki o kadar acı ki ben onu bir erkekle yakaladım. Düşünebiliyor musunuz dedi, çocuklarımın babası dediğim, senelerdir kocam dediğim kişi nasıl bir maskeyle dolaşıyormuş dedi. Yani bunu gördüğüm zaman ben yıkıldım dedim. Bir kadınla şey yapsam, hani o böyle bir şey yaptı, şöyle oldu, gene boşanırım. Ama bu bana bu kadar koymaz dedi.
Ya ben inanamadım dedi. Benim bütün dedi böyle senelerce yapmış olduğum sanki kat 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 yapmış olduğum o bina çöktü dedi. İşte bunlar da mecburen bu maskeyle geziyor. Bunlara ne yapılabilir bilmiyorum ama keşke tüm bu maskeleri çıkarıp ve bizden beklenen de o insan olarak hani o özümüze geleceğiz ya. Özümüze gelmeden önceki ego nefs maskesini bir yana bırak. O kadar çok maskeler takıyoruz ki mış gibi bir hayattayız. Dediğim gibi burada bunu keseyim. Fakat ilk önce kendi maskelerimize bir bakalım. Onları bir çıkarıp bir yerlere koyalım. Hele ki belirli bir titredesiniz, belirli bir mevkidesiniz, belirli bir sivil toplum örgütünün herhangi bir yerindesiniz. Bunu itiraf etmeniz daha zor olacak kendinize. Ama kendi enerjimizi düzeltebilmek için, kendi enerjimizi bastırmamak ve rahatlıkla olduğumuz yerden yukarıya çıkmak için önce maskeleri çıkaralım. Önce maskeleri çıkaralım ki o çırılçıplak biz, o birlikteki bize, bene doğru gitsin, o içimizdeki bene doğru. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.